Merhaba arkadaşlar, Cengiz Hoca ile Ayarlı Edebiyat'tasınız. 9. sınıfın 2. dönemi hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ben de bu derste 2. dönem 1. yazılıya sizleri hazırlayacağım ve rahatlıkla gözünüzü kapatacaksınız. Sınava gönül rahatlığıyla gideceksiniz. Niye? Çünkü ben bakıyorum arkadaşlar YouTube'da, genel olarak konuşmuyorum tabi. Bazı kanallar falan var, yaptıkları sınavlara falan bakıyorum, müfredatla alakası yok. İndirmişler bir yerden, çözüyorlar falan filan. Bunları kesinlikle, bunların sizi geliştireceğine inanmıyorum. Tabii ki burada biz aktif olarak zaten bu derslere girdiğimiz için nerelerden sorular gelebilir, karşınıza ne tür sorular çıkabilir, bunları konuşacağız. Şimdi bunları konuşurken biz tabii 10 tane soru üzerinden gideceğiz. Başka sorular da tabii ki karşınıza çıkabilir. Bu arada size notlar da söyleyeceğim. Yani şurada gelebilir, bakın. Bunları not alın ve bunlara da çalışmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar, bizler sizin için uğraşıyoruz. Bir beğeninizi atarsanız, alttaki tuşa bir tıklarsanız ben de mutlu olurum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hep beraber büyük bir aileyiz. Hadi daha fazla uzatmadan sınavımıza başlayalım. Birinci sorum geldi. Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım tekniği. Şimdi bakın, bu anlatım teknikleri hikayede de var, romanda da var. Ve bunlar bariz soru olarak karşımıza gelebilir. Nelerden bahsediyorsun öğretmenim? Bakın işte bilinç akışı, iç çözümleme, iç konuşma, parodi pastiş gibi tekniklerimiz var. Geriye dönüş özetlemeyi de bunlara dahil ederiz. Bunlardan sorumlusunuz. Niye? Çünkü kitabımızda bunlar var ve karşımıza böyle de gelebilir. Boşluk doldurma veya test şeklinde de gelebilir. Şimdi burada ne yapacağım? Ali yemekleri yerken bu adamların alçakça niyetlerini düşünmeye başladı. Bakın şimdi bir kere Ali'nin düşüncelerini bana kim söylüyor? Bakın başkası söylüyor. Burası önemli. Niye önemli? Çünkü hocam başkası söylüyor bunu bak. Kendi söylese başka bir tekniğe giderim. Başkası söylerse başka bir tekniğe giderim. Yani burada bir aracı var. Aracı. Bu önemli. Tamam. Sonra da bak, halbuki Türk paşası böyle namertçe bir oyun düşünmemiş, teklif etmemişti. İçinden gece Türklerin tarafına gidiyorum diye atlarım, bombayı kurar, siperin dibine bırakırım, kendini kaçırırım dedi. Şimdi ne yaptı anlatıcı, yani bu aracı? Kahramanın Ali'nin zihninden geçenleri bana düzenli bir şekilde aktardı. İşte ben bu tekniğe ne adını vereceğim arkadaşlar? Tabii ki iç çözümleme tekniği adını vereceğim. Önemlidir. İç çözümleme tekniğinin iç konuşma ve bilinç akışından ayrılan yanı aracılı bir şekilde olması. Yani biz kahramanın duygularını, düşüncelerini aracılı bir şekilde başkasının ağzından duyarız. Şimdi bunların özellikleri neler öğretmenim? Bakalım. Olay örgüsünde yer alan kahramanların iç dünyalarının, psikolojilerinin, ruh dünyalarının anlatıldığı bir teknik. Tamam, zaten düşünmeye başladı falan dedi. Olaylar anlatıcı tarafından bütün derinliği ve çıplaklığı ile irdelenip gün yüzüne çıkarılır. İşte iç çözümlemedeki amaç zaten bu. Kahramanın gerek duygu düşünceleri gerekse olaylar bütün çıplaklığıyla ortaya konmak istenir iç çözümleme tekniğinde. Dediğim gibi diğer tekniklerden de sorular gelebilir. Buna hakim olalım. Haydi ikinci soru gelsin. Cümlelerden doğru olanın sonuna D, yanlış olanına Y yazınız. Klasik bir sorudur ve her yıl zaten sınavlarda biz bunları sormaya gayret ederiz. Roman türü Türk edebiyatına milli edebiyat döneminde girmiştir. Yok ya. Hayırdır. Milli edebiyata gelene kadar daha Tanzimat var arkadaşım. O yüzden bu yanlış, Tanzimat'ta girdi. Romandaki gerçeklik kurmaca gerçekliktir. Burada bazı arkadaşlarımız yanılabiliyor. Sanki kurmaca deyince böyle olağanüstüdür falan filan, bunu demek istemiyor. Kurmaca demek sonuçta bunu birisi zihninde kuruyor arkadaşlar. Evet, yazar oluşturuyor. Bu doğrudur. Romandaki kişilerin kendine özgü özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarına tip adı verilir. Bakın, kendine özgü özellikleri. Kendine özgü özellikleriyle ayrılanlarına karakter adını verdik. O yüzden burası yanlış oldu. Romanın bölümleri döşeme, serim, düğüm ve çözümdür. Hocam çözüm, düğüm, serim 10 numara da döşeme nereden geldi? Döşeme ta masalda vardı. Yanlış oldu. Romandaki anlatma tekniğinde okuyucu ile eser arasına anlatıcı girer. Bakın yine bir teknik cümlesi, girer. Evet hocam, girer, doğrudur. Nerede girmezdi? Gösterme tekniğinde girmezdi. Yazılan ilk tiyatro Şinasi'nin şair evlenmesidir. Doğru hocam. Tanzimat döneminde komedilerde 3 birlik kuralına uyulmaz. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Trajedi, komedi, dram arasında 3 birlik kuralına uyulmayan tür tabii ki dram. Hayatı hem acıklı
hem gülünç yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan tiyatro türüne dram adını verdik. Doğrudur. Metin dışı o an akla geldiği gibi söz söyleme tuluat olarak yani doğaçlama arkadaşlar adlandırılır. Bu doğrudur. Trajedilerde kaba ve çirkin sözlere yer verilebilir. Trajediler kimler için oluşturulurdu? Üst soylular için. Soyluların ne işi var kabalıkla, çirkinlikle? O yüzden bu yanlış bir bilgi olarak karşımıza geldi. Ayarlı edebiyattasın. Soruları ayarlıyoruz ve yüzü Allah'ın izniyle alıyoruz. Haydi 3 geldi. Hangi bakış açısıyla parça yazılmıştır diyor. Getirelim parçamızı öğretmenim. Aylin bu sahne karşısında korkuyla ürperdi. Bak şimdi. Aylin diyor, korkuyla ürperdi. Ben Aylin'in korkuyla ürpermesini bildim. Yıllardır üzerine çalıştıkları her şey berbat olmuştu. İşte şimdi hapı yuttuk diye düşündü. Düşüncelerini de biliyorum. Neyse ki bütün bu sahneleri daha önceden planlamıştı. Endişeli gözlerle, gözlerin endişeli falan olduğunu da bildim. Kalktı ve duvardaki tabloya baktı. Arkadaşlar ne yapıyor burada yine anlatıcı? Kahramanın iç dünyasını, duygularını, düşüncelerini biliyor. İşte ben bu tekniğe ilahi bakış açısı veya tanrısal bakış açısı, hakim bakış açısı da diyebilirim adını verdim. Tamam bunun özellikleri ya da niye burada ilahi bakış açısı demişiz? Gelin ona bakalım. Anlatıcı kahramanın kişiliğini, düşüncelerini, fikirlerini nasıl bir insan olduğunu bilir. Yine anlatıcı kahramanın iç dünyasını, olay ve kişilerle ilgili her şeyi biliyor ve her zamanda ve her yerde anlatıcı olaylara ve kişilere tümüyle hakim. Zaten o yüzden hakim bakış açısı deriz. Yine üçüncü tekil kişi ağzından anlatım yani o anlatım vardır ilahi bakış açılarında. 4 geldi. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yazar eser alanlarını doğru bir şekilde doldurunuz demişiz. Yine roman ünitesinden 10 puanlık güzel bir soru. Buradaki bilgiler gerek bu şekilde gerek boşluk doldurma gerek doğru yanlış gerek test her şekilde karşınıza gelebilir. İlk psikolojik roman bakın burada eser adını vereceğiz. İlk psikolojik romanımız tabii ki Eylül'dü. Hocam yazarı Mehmet Rauf. İlk yerli roman hocam Taşşuku Talat ve Fıtnat olması gerekiyor. Tamam. Yazarı kimdi? Tabii ki Şemseddin Sami'ydi. İlk tarihi roman Cezmi olması gerekir. Yine yazarı Namık Kemal. 10 numara bir bilgi. İlk köy romanı tabii ki Karabibik. İsteyenler okuyabilirler. Çok kalın olmayan güzel bir kitap. Yazarı kim hocam? Nabizade Nazım. Bunu da aldım. İlk çeviri romanımı da zaten roman ilk önce çeviri yoluyla edebiyatımıza giriyordu. Bu da Telemak'tı. Yazarı da Yusuf Kamil Paşa idi. Bunları lütfen bilelim. Dediğim gibi bunlar bizim için önemlidir arkadaşlar. Hocam devam. Roman türünün özelliklerini yazınız. Romanın yapı unsurları ve bölümleri hakkında da bilgi veriniz. Şimdi bakın romanla ilgili özellikleri burada verdim. Yapı unsurlarını burada verdim. Bölümlerini de burada verdim. Şimdi yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olaylar anlatılır. Zaten bu romanın tanımı aynı zamanda. Gerçeklik kurgusal bir gerçekliktir. Biraz önce bundan bahsettim. Romanlar hikayelere göre daha uzundur. Tamam. Anlatıda 3 farklı bakış açısı bulunmaktadır. Hakim bakış açısı, gözlemci bakış açısı ve kahraman bakış açısı. Bu tür eserlerde gözlem ön plandadır. Yine eserde yer alan kahramanlar karakter ve tip olarak ikiye ayrılırlar. Kahramanlar tüm yönleriyle ele alınır, anlatılırlar. Mekan ayrıntılı ya da mekan tasviri ayrıntılı bir şekilde bize ne yapılır? Verilir. Yine burada bakın romanın hikayeli olan farklılıklarını da araştıralım. Kitabımızda bununla ilgili bir tablo var zaten. Bunları bilelim arkadaşlar. Yapı unsurlarına geldiğimde kişi, olay örgüsü, yer, zaman ve çatışma var. Romanın bölümleri de serim, düğüm ve çözüm olarak karşımıza geliyor. Geldi 6. soru. Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Şimdi tiyatronun yapı unsurları nokta noktadır. Arkadaşlar tiyatronun yapı unsurlarında ne var? Bir kere kişi, şahıs kadrosu var. Daha sonra olay örgüsü var öğretmenim. Tamam bu kadar mı? Hayır. Mekan var. Hocam bunun yanına bir de zaman var. Bir de çatışma var. Bu tablo yine kitabımızda da var. Şimdi komediler 3 gruba ayrılır.
Komedileri biliyorsunuz ki entrika komedisi, daha sonra töre komedisi ve karakter komedisi olarak 3 gruba ayırdık. Dram nokta nokta ya da nokta nokta şeklinde yazılabilir. Buraya nazım ya da nesir diyebilirim ben. Tamam. Postmodern romanda çeşitli metin türlerinin biçim ve anlatım özelliklerinin taklit edilmesi nokta nokta tekniğidir. Bakın, diyor ki metin türlerinin biçim ve anlatım özelliklerinin taklidi. Eğer içeriğin taklidi olursa bu başka bir şey olur. Buna dikkat et. Biçim ve anlatım özelliklerini taklit ediyorsam ben buna pastiş tekniği adını verdim. Gerçeküstü olay, kişi ve yerleri konu alan roman türüne fantastik roman adını veriyoruz. Yine bu fantastik roman, işte polisiye roman, tezli roman, egzotik roman bunlar kitabımızda verilmişler. Bize örnekleri de var. Anlatıcının gördüklerini, tanık olduklarını anlattığı bakış açısına da gözlemci ya da müşahit bakış açısı adını veriyordum arkadaşlar. Güzel bir soru oldu. Bizler deyiz. Ayarlı edebiyatta soruları çözmeye devam edelim. Geldi 7. Trajedilerin özelliklerini yazınız. Konusunu efsanelerden, mitolojilerden veya tarihsel olaylardan alan acıklı bir şekilde de sonlanan tiyatrolardır. Trajediler, şimdi ben trajedileri sordum, komedileri de sorabilir size öğretmenleriniz. Ya da dramı da sorabilir bakın. Üçünün de özelliklerini bilelim. Şimdi trajedilerdeki kişiler tanrı, tanrıça gibi olağanüstü varlıklar veya soylu kişiler ya da üst tabakadan insanlar arkadaşlar. Üst tabakadan insanlara trajediler bunlara değer verdiği için, bunları anlattığı için tabii ki ahlak ya da erdem önemlidir. Yine sen düşünsene soylu insanlara, önemli insanlara bir gösteri yapıyorsun ya da bir şeyler anlatıyorsun. O zaman dilin seçkin olması gerekir. Trajedilerde öldürme, yaralama gibi kaba ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Yine bakın bunun bütün bunların sebepleri soylu kişilere anlatılıyor olması, gösteriliyor, izletiliyor olması. Klasizm akımının içinde şekillenmiştir ve bu akımın özelliklerini taşır. 5 perdeden oluşurlar. Perde arası yok, ara verilmeden oynanıyor. Diyalog ve koro bölümleri var. Dramatik bölümler yani karşılıklı konuşmaların olduğu bölümler diyalog şeklinde. Lirik bölümler ise korolardan oluşur. Nesirle oluşturanlar da olsa genellikle nazımla yazılır. Siz nazımla yazıldığını bilin. Yine 3 birlik kuralına uyulur. Nedir bu 3 birlik kuralı? Sık sık karşınıza çıkacak tiyatro ünitesinde. Aynı zaman yani tiyatro 24 saatlik bir zaman dilimi içinde olup bitiyor. Mekan tek ve tek bir olay üzerine kurulu olan trajedilerden bahsediyoruz. 3 birlik kuralında arkadaşlar. Hadi gelsin 8. Yavaş yavaş dil bilgisi sorularına geçtim. Geçen zarfları bulunuz diyor ve çeşitlerini söyleyiniz. Şimdi niye bu tiyatro oyununa gitmek istediniz? Şimdi buraya baktığımda burada bir soru sözcüğü karşıma geldi. Dikkatimi çekti. Niye? Niye'nin yerine sen niçin koyabiliyorsan bu soru zarfıdır arkadaşım. Koy bakalım niçin bu tiyatro oyununa gitmek istemediniz? Çok net bir şekilde oldu, hiç uzatmaya gerek yok, soru zarfı. Yemek pişirmek eski tavalar kullanılarak öğrenilir. Şimdi bakın öğrenmek fiil nasıl öğrenilir? Eski tavalar kullanılarak, o zaman burası yine zarf oldu. Ben buna durum zarfı adını verebilirim. Kazanmak için tüm gücünüzü samimi olarak kullanmanız gerekir. Nasıl kullanmanız gerekir? Yine samimi olarak, burası yine durum zarfı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Poşetleri bin bir zahmetle yukarı çıkardı. Çıkarmak yine fiil. Ben fiilen nereye sorusunu sorduğumda cevap alabiliyorsam bu yer yön zarfıdır. O zaman buna da yer yön zarfı adını verdim. Her sene yeni bir kitabı okuyucularına sunuyordu. Ne zaman sunuyordu? Her sene nedir, her sene ne belirtir? Zaman belirtir. O yüzden bu zaman zarfı oldu. Sınıfının en düşük yakıt tüketimi bu araca aittir. Bakın eni nerede görürseniz görün bu her zaman miktar zarfıdır arkadaşlar. Derecelendirme zarfıdır. Evet, bu soruyu da bu şekilde hallettik. Geldi 9. Diyor ki yukarıdaki cümlelerde bu kez zamirleri bulun ve onların çeşitlerini de yazın. Biliyorsunuz zarf bir ünitemizin, zamir de diğer ünitemizin sonunda yer alan dil bilgisi üniteleri, konular. Benim en iyi dostum terzimdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunları gördüğünüzde hemen ne diyorsunuz? Kişi zamiri adını verdiniz bakın bana. Devam ediyorum. Çünkü beni, yine ben, kişi zamiri, ikinci kişi zamirim geldi. Her gördüğünde
Derhal o andaki hangi an? O an bu sıfat oldu bir ismi belirttiği için ölçülerimi alır. Geldim diğer cümleye. Oysa ötekiler, şimdi ötekiler, aliler, veliler, deliler burada isimlerin yerini tuttu. O yüzden isimlerin yerini tuttuğu için ötekiler sözcüğü bir ne oldu arkadaşlar? İşaret zamiri olarak karşıma geldi. Devam ediyorum. Benim yine kişi zamiri. Hala eskisi gibi olduğumu düşünürler. Davetteki konuşmaların birçoğunu, birçok yine belgisiz bir zamirdir. Alalım bunu da. Birçoğu, birkaçı, hepsi, bazısı, hiçbiri gibi sözcükleri. Toplantıda üzerinde durulan başlıca konular hangileriydi? Cevap verdim. Türkçeydi, İngilizceydi ya da şuydu buydu. Bu ne oldu? Soru zamiri oldu. Çünkü soruyla beraber ismin yerini tuttu. Kendi sözcüğünü de yine her gördüğünüzde bu dönüşlülük zamirini bize verecek arkadaşlarım önemlidir. Bakıyorum devamında başka zamir var mı? Yok. Bu şekilde 9. sorumu da halletmiş oldum. Haydi Ayarlı Edebiyat'ta yazım kuralım. Yazım yanlışlarım geldi. Benim memleketimde Büyük Millet Meclisi'nin, bakın arkadaşlar ben çiziyorum söylüyorum siz notlarınızı alın. Kurum kuruluş adlarına gelen bu ekleri kesmeyle ayırmıyoruz. Burada bir yanlışlık var. Kuruluşu 23 Nisan Çocuk Bayramı, milli ve dini bayramları yine büyük yazmam lazım. Burayı kesmeyle ayıracağım. Çocuk bayramı günü evde oturmaktan canım sıkıldı. Akşama doğru çıktım evden. İskele Caddesi, caddenin C'si büyük olur. Üstünde bir evde oturan doktor arkadaşıma gittim. Doktor da sıkılmış evde oturmaktan. Geniş camlı pencereden sokağı seyir ediyorduk, seyir ediyorduk şeklinde bu ünlüyü iyi düşürüp bitişik yazmam gerekiyor. Aşağıdan arabalar geçiyordu. Birden arabalar arasında bir mavi balon çıktı ortaya. Balon zıplaya zıplaya değil zıplaya zıplaya kaldırıma doğru gidiyordu. Kaldırım tenhaydı. Uzaktan bir kundura boyacısı geliyordu. 35 sayılar ayrı yazılır. 40 yaşlarında bir adam sarkık bıyıklı yırtık pırtık gömlek giymiş. Boyacıyla balon arasında aşağı yukarı 40 adım var. Ağır ağır ikilemeler ayrı yazılır yürürken yerde yuvarlanan balonu görünce hemen sırtında asılı boya sandığını çıkardı, yere koydu. Sonra koşarak balona gitti. Balonu yerden aldı, baktı. Sonra yaya kaldırım hocam niye bitiştireyim ki bunu? Balonla oynamaya başladı. Balona ayağıyla vuruyor, duvara çarpan balon geri geliyor. Havalandırıyor balonu, sonra zıplayıp kafa atıyor balona. Bir şut daha, bir kafa. Balon patlayıverdi. İverme kurallı birleşik fiildir. Bunlar bitişik yazılırlar. Patlak balonu aldı, boya sandığının yanına gitti. Sandığı omuzladı. Balonun patlak parçalarını ağzında değil, ağzında yine şuradaki ı'yı düşürmem lazım. Şişirmeye çalışarak yavaş yavaş ikilemesini ayrı yazacağım. Geçip gitti önümüzden. Doktor gülüyordu ama nasıl boğulacak gibi gülüyor. Gözlerinden yaşlar geliyor gülmekten. Ne gülüyorsun diye soruyorum. Cevap veremiyor gülmekten. Boğulacak, bayılacak diye korktum. Onun gülmesine bakıp ben de kendimi tutamadım. İkimiz de karşılıklı gülüşüyoruz. Bunlar da bağlaç olduğu için ayrı yazılması gerekiyor. Hızlı okumaktan atladığımız bir şey olursa hemen yorumlarda belirtelim. Arkadaşlarımız da faydalansın. Haydi hocam artık denemeyi bitirmenin zamanı geldi. Bir de noktalama sorusunu çözelim ve sınava harikulade hazırlanmış bir şekilde gidelim. Gecenin içindeyim. Cümle bitti. Noktayı koydum. Karanlık puslu bir gecenin. Neyse tamam böyle gidecek. Nokta. 3 nokta. Kim bilir kaçıncı gecesi ayın? Ayın kim bilir kaçıncı gecesi? Soru işaretimi de koydum. Sokaklarda tek bir insan yok. Nokta. Yoldan taşıtlar dahi geçmiyor. Yattığım yerden hiçbir yer görünmüyor. Uykuyu özlüyorum, uyuyamıyorum. Bura bir cümle, bura cümle. İkisinde de virgül olmadığı için buraya virgül attım. Böyle anlarda şunu demişti büyük usta. Attım iki noktamı, açtım tırnağımı. Gece insanın hayaller kurduğu andır cümle bitti. Noktamı koydum ve tırnağımı kapattım. Evet değerli arkadaşlarım, sizleri dediğim gibi seviyorum. İyi ki varsınız. İnşallah bu sorular sizin işinize yarayacaktır. Diğer sınavlarda bundan sonra da ben her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.